17. konuşmayı Adalet ve Kalkınma Partisi adına Genel Başkan ve Başbakan Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu yapacak. Değerli vatandaşlarım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Önümüzdeki hafta bu saatlerde Türkiye için önemli bir seçimi geride bırakmış, yeni bir ufka açılmış olacağız. Son bir haftaya girerken her şeyden önce bütün vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat içinde seçim güne ulaşmayı, seçim gününde kendi iradeleriyle Doğru gördükleri tercihi kutla oylarını kullanmalarını temenni ediyorum. Türkiye çok köklü geleneklere sahip bir ülke. Her şeyden önce 25 Nisan'dan bu yana çok yoğun bir kampanyada zaten vatandaşlarımızla ülkemizin her köşesinde buluştuk. Ama birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Türk demokrasi çok çetin sınavlardan geçmiş bir demokrasi. 1950 yılından bu yana birçok seçimi hep birlikte suhuletle ve barış içinde gerçekleştirdik. Ancak şunu da ifade etmek durumundayız tek parti dönemindeki seçim ihlalleri dışında bu 1950'den bu yana seçimler demokratik şartlarda yapılmış olsa da milli iradeye birçok darbeler vuruldu. Milli iradeyle iş başına gelmiş iktidarlar 27 Mayıs'ta yerinden edilmesinin yanında milli iradeyle seçilmiş bir başbakanımız idam sehpasına arkadaşlarla birlikte gönderildi. 12 Mart muhtırasını gördük. 12 Eylül'ün acı şartlarında bütün siyasi partiler kapatıldı. 28 Şubat milli irade ile iktidara gelmiş bir hükümeti dolaylı olarak götürmenin yeni yöntemleri üzerinde milli iradeye önemli bir sekte vurdu. Bütün bu uzun demokrasi serüveninde hiç değişmeyen bir husus var. O da millet ne zaman milli iradeye bu tür teşebbüsler olmuşsa onun karşısında hep seçim sandığını kendisi için bir garanti olarak gördü. Milletimize arz ettiğim yeni Türkiye Sözleşmesi'nde bir ile ve bir toplum kesimine özel atıfta bulunmuştum. 1947 yılında Tek Parti'nin o acı ve baskılı döneminde Mersin Arslan Köylü yiğit kadınlarımız sandığa sahip çıkmışlar ve kendi tercihleri dışında bir tercih empoze etmek isteyenlere direnmişlerdi. O günden bugüne Türkiye'de seçimler açık, şeffaf ve güvenli şekilde yapıldı. Bir kere şunu ifade etmek isterim. Bugünlerde uluslararası ya da ulusal alanda bazı seçime gölge düşürme çabalarına karşı hepimiz tek bir sesle hangi siyasi partiye sahip oluyor, mensup olursak olalım, hangi görüşü benimsemiş olursak olalım, şunu söylemek durumundayız. Türkiye köklü bir demokrasiye sahiptir ve seçim sandığı hepimizin teminatı altındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. İkinci husus, bütün vatandaşlarımızı tercihleri ne yönde olursa olsun seçime katılmaya çağırıyorum. Çünkü seçim bir anlamda ülke kaderine damga ve mühür vurmaktır. Vuracağınız mühür bir partiye vurulmayacak. Ülkenin kaderine mührünüzü vuracaksınız. En doğru mührü en doğru yere vurmak için de lütfen bu bir hafta içinde tekrar tekrar tezekkür edin, tefekkür edin. Bir husus ki bu da çok önemli. 25 Nisan'da Erzurum'da kampanyayı başlattığımda orada bütün siyasi partilerimize çağrıda bulundum. Ve dedim ki gelin hep beraber 7 Haziran'a bütün bu kampanyayı bir şölen havasında götürelim. Hiçbir yerde saldırı olmasın. Hiçbir yerde baskı olmasın herhangi bir istenmeyen olay olduğunda omuz omuza duralım. Hangi siyasi partiye ait olursa, mensup olursak olalım bütün baskılara, bütün şiddet e, temayüllerine karşı tek bir sesle davranalım. Ama ne yazık ki o günden bugüne birçok AK Parti milletvekili adayı Van'da, Ağrı'da, Siirt'te açık saldırılara maruz kaldı. Son olarak Siirt'te mitingimizin bitmesini mütakip Siirt mitingine katılan gençlik kolları mensubumuz hanım kızlarımıza bir başka par bir partinin mensuplarınca açık bir e, saldırı gerçekleşti. Yine e, Şırnak'ta e, ölümle vefatla neticelenen olaylar yaşadık. Bunların olmamasını arzu ederdik. Biz ne zaman herhangi bir başka partiye sal saldırı olmuşsa hemen ve açık surette bunu tenkit ettik. Ve şu ana kadar hiçbir AK Parti mensubu, hiçbir yerde herhangi bir şiddet eyleminin parçası olmadı. HDP'nin Adana Mersin bürolarına yapılan saldırıda da aynı ilkeli tutumumuzu sergiledik. Biz bu tutumu sergilerken başka partilere yönelik saldırılara hemen tepki verenler maalesef AK Parti'ye yönelik özellikle belli ileride sistematik şekilde yapılan baskılara karşı sessiz kalmayı tercih ettiler. Biz şunu ifade et etmek, etmek isterim. Nerede ne şekilde baskıyla karşı karşıya kalınırsa kalınsın AK Parti demokrasinin özgürlüklerin meşruiyetin kalesi olmaya devam edecek. Aslında son seçim kampanyası AK Parti'nin kimliği, AK Parti'nin siyasi zihniyeti hakkında ve AK Parti ile ülke kader arasındaki birliktelik hakkında çok açık bir tablo ortaya koydu. Gelin hep beraber bir mukayese bulunalım. Siyasi partiler ülkenin bütüne hitap etmek için kurulurlar. Ve siyasi partiler siyasi iktidar olmak için yola çıkarlar. Ama şimdi baktığımızda gururla ben ifade ediyorum ki son 25 Nisan'dan bu yana 81 vilayetimizin 74'ünde miting yaptım. Açık hava mitingi. On binlerce, milyonlarca vatandaşımızla buluştum. Ve bu vilayetlerimizin bir kısmı doğudaydı, Hakkari'deydi, Tekirdağ'daydı, Muğla'daydı, Artvin'deydi. Her bir köşede vatandaşlarımızla buluştuk. İnşallah gelecek hafta bu vakit seçimler neticelendiğinde, kampanyamız bittiğinde 81 ilin 81'ine de gitmiş olacağım. Ve açık bir şekilde bu AK Parti'nin diğer partilerden farkını ortaya koyuyor. Diğer partilere baktığımızda bazı partiler Türkiye'nin bir bölgesinde, bazı partiler Türkiye'nin bir başka bölgesinde, bazı partiler Türkiye'nin e, merkezinde ya da kenarlarında ha, e, faaliyet gösterebiliyorlar. Bu aslında Türk demokrasi için çok önemli bir göstergedir. Eğer bir ana muhalefet partisi Türkiye'nin her yerinde temsil edilmiyorsa, edilemiyorsa, burada bir sakatlık, bir yanlışlık ve iktidara yürüme iddiası bakımından büyük bir eksiklik var demektir. Geçtiğimiz parlamentoda CHP 33 ilde, MHP 45 ilde, HDP 65 ilde temsil edilmemişti. Bütün illerde temsile en çok yaklaşan AK Parti oldu. 78 ilimizde temsil edildik. Bu seferki iddiamız açıktır. 81 ilde de temsil edilmek istiyoruz. Çünkü biz bütün Türkiye'yi kuşatıyoruz. Buradan baktığımızda diğer partilerin kimlik siyasetine, AK Parti'nin ise birlik siyasetine yöneldiğini çok açık bir şekilde görürsünüz. Bizim için Türkiye'nin doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi yok. Bize her yer Türkiye. Bu sloganımız bütün bu kampanyada temel sloganımız olmuştu. Evet, Türkiye'nin her köşesi bizim için azizdir. Türkiye'nin her kesimi bizim için azizdir. Türkiye'nin her etnik, mezhebi, kültürel grubu bizim için azizdir. Hakkari'de ifade ettim. Hakkari kiliminin desenleri, motifleri gibi. Uşak ya da Hereke kiliminin hallarının desenleri, motifleri gibi biz bir bütünü temsil ediyoruz. Çok güzel bir bütünü. Bir ahengi temsil ediyoruz. Renk uyumunu temsil ediyoruz. Dil uyumunu, lehçe uyumunu, bir anlamda ufuk uyumunu temsil ediyoruz. AK Parti bu anlamda Türkiye'nin bütün illerinde her yerde mevcut olan, her yerde iddiası olan ve her zaman iktidar iddiasını taşımış bir parti. Onun için tercihinizi yaparken lütfen kendi mahallelerinize sizi sıkıştırmak isteyenlere biz bir mahallenin değil bir ülkenin vatandaşlarıyız deyin. Kendi kısır etnik kimliklerine sizi sıkıştırmak isteyenlere biz bir etnik kesimin değil bütün bir ülkenin vatandaşıyız deyin. Mezhebi öne çıkaranlara, belli yaklaşımları öne çıkaranlara hayır deyin. Biz 78 milyonun her birinin eşit olduğu, aziz olduğu bir ülkenin vatandaşlarıyız deyin. İşte önemli fark bu. Bir diğer fark ise iktidar olma iddiası. AK Parti çok açık bir şekilde Türkiye'ye temel hizmetlerini yaptıktan, temel alanlarda büyük hamleler yaptıktan sonra 12 yıl içinde iktidar olma iddiasını sürdüren tek parti. Diğer partilerin hiçbirisinin böyle bir iktidar şansı yok. Onun için muhalde olsa, faraziye de olsa koalisyonlar üzerine konuşuluyor. Halbuki biz diyoruz ki 90'lı yılları tanıdık. 70'li yıllarda koalisyonlardan neler çektiğimizi biliyoruz. Biz 3 Kuvayi Milli Hareketi'nin üçüncüsüyüz. Birisi İzmir'in işgaliyle başlayan, istiklale yürüyen Kuvayi Milliye. ikincisi 1950'lerde demokrasiyle yürüyen Kuvayi Milliye. Üçüncüsü de bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kudretli ve aziz kılmak için yürüyen AK Parti Kuvayi Milli Hareketi. Yani bütün milli güçlerin birliği hareketi. Bizim için hedef budur. Onun için iki sloganımız çok tuttu. Bir, onlar konuşur, AK Parti yapar. Çünkü 12 yıllık iktidarımız tam bir icraat iktidarı oldu. Her alanda devrim mahiyetinde adımlar attık. İkincisi de gelecek vizyonumuz açısından ikinci yarı başlıyor iddiası. İkinci yarı başlıyor ile de aslında yolun bir süreklilik içinde devam edeceği tezini ortaya koyduk. Mitinglerde icraatlarımızı paylaştık ama şunu ifade edeyim. Ulaştırmada, sağlıkta, eğitimde, toplum kesimlerine yapılan hizmetlerin tümünde emeklilerimize, çiftçilerimize, işçilerimize, memurlarımıza yaptığımız her alanda devrim mahiyetinde atılımlar yaptık. Gelecek programımızda bu atılımları hem anlatacak, icraatlerden bahsedecek, daha sonra da gelecek vizyonumuzu sizlerle paylaşacağım. Ama önemli olan kimlik ya da bölge siyaseti değil, birlik siyaseti. AK Parti birliğin teminatıdır. AK Parti'nin siyaseti birlik ve özgürlük siyaseti.